Birazdan İngilizce tanışma olacak. Havuza gireceğiz. Havuz için biraz heyecanlıyım. Hola, me llamo Lila. Tengo 10 años, soy chico, vivo en Kayseri. Me gusta chocolate, el color negro. No me gusta el color rosa y morado. Hi everyone, please let me introduce myself. My name is Lila, my surname is Prima. I go to Erciyes College, I'm in the 5th grade. I like playing basketball, I don't like playing soccer. Biz aslında çocuklarımıza şöyle bir yöntem izliyoruz. Yabancı dil ediminin önemini vurguluyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öncelikli olarak sonuç odaklı değil, süreç odaklı gidiyoruz. Yani yabancı dil eğitimini hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz. Kamp dönemlerini önemsiyoruz. Burada geçirecekleri kamp dönemleri, yani okulda edindikleri, öğrendikleri teorik bilgiyi burada pratiğe geçiriyoruz. Bu şekilde çocuklar bir konuşma alışkanlığı kazanacaklar. Tabii bunlar başlangıç. Hedeflerimiz var. 4 yıl sürecinde sonunda bu çocukların iki dili iyi bir şekilde konuşarak mezun etmek istiyoruz. Öğrencilerimizi küçük gruplara böldük. 6 veya 8 kişilik gruplar şeklinde öğrencilerimizi böldük ve bu küçük gruplar şeklinde öğrencilerimiz 30'ar dakikalık her bir istasyonda farklı etkinliklerle İngilizcelerini pekiştirme imkanı buluyorlar. 10 tane istasyonumuzda biz 4 beceriyi ele almak istedik. Konuşma, yazma, dinleme ve okumayı. Ve ilaveten de bu 4 beceriye ilaveten de gramer bizim yine önemsediğimiz bir beceri. Bunu da ilaveten kattık. Ama bizim okul olarak genel olarak bizim prensibimiz konuşma becerisini ön plana çıkarmak. Tabii diğer beceriler de bunun yanında destekleyici ve konuşmayı tetik olarak öğrenmelerini sağlamak istiyoruz öğrencilerimizden. Ve bu istasyonlarımıza 6'şar ve 8'er kişilik gruplarla öğrencilerimiz dahil oluyorlar. Ve yarımşar saatlik etkinlikler şeklinde her bir istasyonu dolaşıyorlar ve yaklaşık 8 ders saatlik bir etkinlik oluyor ve gün boyunca bu devam ediyor. Tabii istasyonlarımız dışında bizim akşamları çocuklarımızın boş kaldığı vakitlerde de yine İngilizce konuşabilecekleri etkinlikler hazırladık. Ve bu etkinlikler çerçevesinde çocuklarımız yine İngilizce olarak bu etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımız bu otel sınırlar içerisinde kesinlikle Türkçe konuşmuyorlar. Biz Türkçe konuşmalarını yasakladık. Ya İngilizce ya da İspanyolca olarak bir sıkıntıları varsa veya anlatacakları bir şey varsa bunu İngilizce, İspanyolca olarak anlatmalarını kendilerinden istiyoruz.